18 yaşındaki Nehir bize başvurdu. Resmi nikahın var mı Nehir? Hayır, resmi nikah olacaktık biz. Yok. Resmi Olmadı. nikahlı olmayan bir çocuk sahibi olduğu sevgilisinin, yani eşim dediği 24 yaşındaki Selahattin Kaçar'la 40 yaşındaki annesi Şirin Taşkömür'ün, yani kayınvalide ve damadın 3 ay evvel kaçtıklarını iddia ediyor. Onlara ulaşamıyor. Diyor ki kaçtılar. Ayrıca giderken de benim 11 aylık bebeğim için biriktirdiğim 2 burma bilezik, bir tane Cumhuriyet altını ve 11 bin lira parayı da yanlarında getirdiler. Biz de onlara ulaşamıyoruz. Üstelik iddialara göre, dediğim gibi Savaş Bey Nehir'in babası, Savaş Bey'le bu kaçtığı söylenen, neydi annenin adı? Şirin Taşkömür. Yani Şirin'in bir de 4 yaşında çocuğu varmış. Evet. 4 yaşında çocuğunu da babasına bırakmış. Biz 4 kardeşiz. En küçüğümüz 4 yaşında. Sen kaç yaşındaydın? 18 yaşındayım ben. Benim... Senin çocuğun kaç yaşında? Yeni girdi 1 yaşına. 1 hafta oldu gireli. Sen nereden buldun bu kocanı ya? Biz Niğde'de oturuyoruz. He? Niğde'de oturuyoruz biz. Niğde'de biz onunla evlendik. Niğdeli misiniz siz? Hayır, biz Adanalıyız ama Niğde'de oturuyoruz. Ha. Evet, bunlar yani bunlar biz evlendik, yani bir tane çocuğumuz oldu. Siz Sonra biz... Niğde'de mi tanıştınız? Aynı mahallede miydiniz? Evet, aynı mahalledeydik biz. O zaman annen de tanıyor senin kocanı. Yani kocam dediğin Evet. sevgilini. Niye siz resmi nikah kıymadınız? Yaşım tutmadı. Yani yaşım eşit değil diye. Ha. Yani günü almıştık biz, nikah tarihi almıştık. Ve onlar kaçınca da yani olmadık nikah. Peki siz annenlerle beraber mi kalıyordunuz? Hayır, biz benim eşim kavga etmişti biz önce, Şu saçını kendi al biraz evimiz. gözünün önünden göreyim bir gözüne. Koy kulağının arkasına. Ha. Benim eşim biriyle kavga etmişti. Ben de aldım bunu, biraz annemlere götürdüm. 1 hafta falan kalmadan, zaten bir gün kaldık orada. Sabahsı gün bana eşim ayrılacağını söyledi. Sabahsı gün ayrılacağını söyledi bana eşim. Gittiğiniz günün sabahında mı? Evet, sabahsı gün. Evet, sabahında bana ayrılacağını söyledi. Ben neden falan dedim. Sen beni mutlu edemiyorsun falan filan. Evet, sen beni mutlu edemiyorsun. Sen yani beni hiç sevmiyorsun. Her zaman yani sen beni düştüğümde hiç beni kaldırmadın. Hiçbir zaman. Bense oysa ki yani tüm gücümle onu mutlu etmeye çalışan ben, 2 dakikanın içinde onu mutlu etmiyor çıktım. Sonra zaten 2 gün falan geçti aradan. Benim bu anne, bu Selahattin dediğim insanın bir tane daha ismi var, Şahin diye. 2 isim kullanıyor. Bu kimlikte Selahattin Kaçar ama kullandığı isim Şahin. Bakamıyorum suratına. Şöyle yap. Bende şey var. Ha. Koy. Ha. Koy kulağını. Bak kulağın neresi? Sok onu oraya. Ha. Tamam. Ha. Kulağım var da bu kulak. Ha, olsun. Ha. Böyle bak yüzünün güzelliği çıksın ortaya. Ha. Böyle işte annem olduğu ya, yani annem olduğumuzda yanımızda beni böyle durmadan bana hakaret ederdi. Böyle bana Bir darp şey sorabilir miyim? ederdi. Yani çok özür Evet. dilerim. Şimdi senin yani kocan annenle mi kaçtı diyorsun sen? Evet, benim annemle kaçtı. Kaçmaz ya. Kaçtı. Öz annen değil mi? Öz Öz annem. anne. Yok Öz ya. anne. Yani beraber senden de kararın şikayetçisi belki gitmişlerdir yani. Hayır, gitmediler. Hatta bana kaç tane fotoğraf attılar. Fotoğraf mı attılar? Evet, fotoğraf attılar. TikTok video falan attılar. Yani Ona ne beraberliklerini. gösterdiniz? Şimdi bakın ben size bir şey göstereceğim. Şimdi kaçan hanımefendinin önce bir fotoğrafını göstereyim size. Bak önce fotoğrafını göstereyim. Bizim aradığımız hanımefendi 4 yaşında çocuğunu bırakıp gitmiş. Başörtülü eski hali oluyor. Şimdi saçını böyle Dur. kestirmiş. Açık. Şimdi bu normalde hani hanımefendinin Aa, bu kişisi. normal hali. Sonra bana bir tane video attı. Ben sabah inatlaştım. Dedim ki bu dedim Nehir'dir, annesi değildir dedi. Bu TikTok'taki de yanındaki de kocan mı? Evet, Ya çocuğunun yanımda babası kocam. diyelim. Aa, bu. Nasıl ya? Mevsimler sana hep bahar, üstüne titrerim sonsuza kadar, gelmesin isterim. Aa, öpüyor, ben görmedim bunu. Ha, bunlar şimdi kaçtıktan sonraki şeyleri mi? Evet. Yuh devenin nalı.
Ben dedim ki yok dedim ya, bu dedim kızıdır dedi. Emin misiniz dedim, bir de inanmıyorum ya ben. Bir ama de tam makyaj yapıyor, sabah gösterdi. Ama hiçbir benzerlik yok yani. Bana da sorsanız hani pek çok kişi de aynı şekilde düşünür. Hiçbir benzerlik yok. Bak Şevki Hocam, ben yıllar evvel, benim bu sıkı takipçilerim bilir, bu sosyal medya furyası ilk başladığında ne söylediysem hepsi tek çıktı. Tek çıkıyor, değil mi? Artı oldu üzerine. Bak şimdi de söylüyorum. 5 yıl sonra görürsünüz tüm dünyada insanlar el ele tutuşur, toplu intihar. Ha, bak Müge dediydi dersiniz. Oturup buna bir psikiyatristlerin, sosyologların, bak devletlerin bence en büyük problemi şu anda bu. Şimdi şu görünümdeki bir kadın bu görünümde olmayı arzu ediyorsa o filtrelerle ve herkes aynı tipte. Yani hani ona uygulanan filtre insanın ne bileyim belki biraz rengini değiştirirsin bilmem, o değil. Biri çıkmış dünyada bir kadın tipi belirlemiş. Tamam, o filtreyi yapmış. Herkes, bakın evet, Instagram'da herkes bu tipte. Bir kere zaten bu nitelikli dolandırıcılık bir kere bak. Yani bunu yapıp yayınlayanlar için söylüyorum. Bu bir nitelikli bir dolandırıcılık, bu bir. İkincisi, hadi geç onu, bana ne, kanıp giden varsa görsün gerçeğiyle karşılaşsın. Hani 150 kilo kendini yapıyor, 50 kilo. Gözü siyah yapıyor, hepsinin gözleri bir gri zaten bunları. Böyle bir tilki gibi bir şey yapmışlar. Bir tane adam çıkartmış bu filtreyi. Sonra bakın Müge, neden bunu böyle söylüyorsunuz? Geçen yıl arama motorunda en çok aranan şey neden ben bu kadar çirkinimdi. O yüzden söylüyorum bak, bir süre sonra toplu intiharlar başlar dünyada. İnsanoğlunun tipi bu değil. Biz işte böyleyiz, normal yani. Kadınlar menopoza girer, göbeği çıkar. Niye? Göbekteki yağlanma. Geçen gün okudum, göbekteki yağlanma meme kanserine karşı koruyor kadınları. Şimdi bizim bir fizyolojimiz var. Yani bir fiziki bir durumumuz var. Yani biz niye hep böyle gri gözlü, şuraları bol yanaklı, dudakları böyle böyle olan, sivri çeneli insanlar gibi olmaya çalışıyoruz ki? Biz insanız. Yaratın yani... oluşturulsun, niye olarak bak, oluşturulmuş Müge dersiniz. Bir ben tip öyle, var. Ölürüm kalırım. Bir o kadın tipi, vardı söyledi o tipi dersiniz. Herkese monte etmeye çalışılıyor şu anda. Ama biz de değiliz. Elmacık kemiklerine dolgu yap, dudakları doldur. Ondan sonra işte çeneyi biraz daha öne neden çıkar, sivrileştir. Ve bütün insanlar abi bu çok çok çirkin bir şey. Evet. Yani birlikte olacağınız kişinin çok da sıradan olmasına neden oluyor bu. Yani tercih herkes edilme aynı sebebi de değil bu kimsenin. Herkes aynı. Abi bir kaşını kaldıracaksın, şurada çizgin olur ya. 20 yaşındakinde de var, 40 yaşındakinde evet de var. O mimik kaşını kaldırırsan de o mimiğin olur. Mimiktir. İlla ki burayı yani botoks yaptırıp dümdüz yaptırmaya gerek yok. Ha bazen gerçekten hani çok şey var. Yani ne bileyim. Yapısal deformiteler var. Hiç onlara karşı değilim. Burnunu estetik yaptırmış, yapısal de, yani gözüne bir hiç değil ama... Şu şeyler bana, ne diyordunuz buna, bu filtreler son derece saçma geliyor. Herkes aynı. Burada hangisi annenize benziyor? Zaten buradaki benim... Bu benim... son zamanlarda kendine bayağı bir bakmaya başlamıştı. Böyle ilaçlar falan kullanıyordu. Sen kime benziyorsun? Sen babana mı benziyorsun? Ben ona benziyorum maalesef. Ona benziyorsun. Evet. Nesine benziyorum? Heh, senin sevgilin Selahattin telefon attığımızdaymış. Selahattin, günaydın. Günaydın. Oğlum sen sevgilinin annesiyle mi kaçtın? Ne diyeceğimi artık bilemiyorum ha. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O eşinin şiddet gördüğünden dolayı ben İpas Kömür'le tamam evlendim ama 2 senedir hani onunla evli kaldım ama ne o beni mutlu ediyordu ne ben onu mutlu edebiliyordum. O yüzden ayrıldım ben ondan. Kendimden ayrılmak istediğimi de kendime söyledim. Çok da inkar ettim ben ona. Bir dakika, ben şimdi, ben hiç anlamadım. Sen şimdi müstakbel kayınvalidenle kaçtın mı? Ben ona yardımcı oldum sadece. Yardımcı kaçmadın oldun. Sonra ya niye böyle TikTok'lar çektirdi? Nasıl? Bu TikTok'lar ne? Artık anlamadım. Ne bu TikTok mu, ne bu? TikTok evet. Tamam, bu TikTok'ta yayınladığınız görüntüler ne, yardımcı olurken olurken? Hayır hayır, onun yani normal kötü bir görüntü değil ki onlar, yani normalde de çekiyor videolar. Ne yerde biliyor yani onu. Kendi evinde de çekiyordu yani onun videoyu. Yani Şirin Taşkömür normalde TikTok'ta çeken bir insan. Al bunu al.
Çünkü sıcakkanlı bir insan olduğundan dolayı. Başlarım ya. Başlatma şimdi sıcakkanlılığından. Ne sıcakkanlılığı be? Ne sıcakkanlılığı? Sen bu kadınla kaçtın mı kardeşim? Şey, ben konuşabilir miyim? Sen kaçtın mı bu kadınla, kaçmadın mı? Bir şey de yapıyorsanız o zaman arkasında durun delikanlı gibi. Kaçtın şey, mı kaçmadın bu mı? Bu adam, bu Selahattin kaçar. Selahattin. Efendim? Kaçtın mı kaçmadın mı? Ben onunla kaçmadım. Bu sadece karısının koca şiddet gördüğünden dolayı. He. Yardım ettim sadece. Ben şu an budama işinde çalıştığımdan dolayı kendisi de... Sen... Bir dakika. Bizim ortamızda yatıyordun. Bir dakika dur. Hayır. Şunu Kadir'e müdahale eder misin lütfen? Bana bakma, ona bak. Selahattin. Efendim? Sen ona yardım etmek için aldın. Nereye götürdün? Ben Adana'ya getirdim. Adana'da bıraktım. Yani... sonra budama işinde çalışacağım için, yani burada benim bir tanıdığım var. Ben onun yanına geldim. Kendisi de biliyorum yani nerede olduğunu. Damar işi mi? Budama. Budama. Budama işi. Budama. Bahçe budama herhalde. Budama işi mi? Evet, budama. Tamam, ne buluyorsunuz? Portakal, limon. Heh, tamam. Ne yaptın kayınvalideni, nereye bıraktın? Ya o kadar da bak, o kadar da ben ayrılmam. Anlıyor musunuz? Siz benim mi kulaklarımda bir problem var? Yalan söylüyor. Çok patlıyor ses, patlıyor. Selahattin nerede şimdi kayınvalide? Yalan söylüyor. Alo? Tamam, almayın bana söylemeden ya. Benim burada alo öyle dedirtiyorsunuz. Zaten sinirleniyorum ben bunlara ya. Selahattin. Efendim? Nerede kayınvaliden? Adana'da diyorum. Adana'da kimin yanında diyorum. Şu an? Kimin yanında? Selahattin'in yanında, yanında şu an. Ben şu an iş yerindeyim. İsterseniz gideyim, yani yerini bulurum. Size söyle, isterseniz arayayım sizi. Şöyle bir yarım saate kadar ararsanız. Tamam, o zaman o Adana'da, yani o Adana'da sen de mi Adana'dasın? Hem tamam, şimdi alır. Tamam, ikiniz de Adana'dasınız yani. Ben de Adana'da. Tamam, söylüyor. İkiniz de Adana'dasınız. Tamam, bunu da Adana'ya giderken, Niğde'den Adana'ya giderken TikTok mu çekelim dediniz? Sen de sıcakkanlı birisi olarak. Hayır, ben TikTok çekelim demedim ki. Ne giriyorsun o zaman o TikTok videosuna? Nasıl? Sen oradaki videodaki sen... Biz onu Nehir'le evliyken o videoya çok olmuştu. Bunlar ev arıyorlardı Niğde'de. Taşınacaklardı oturdukları evden. Ha. Yani o zaman yani çok büyük bir video çekelim. Biz yani çıkıp gelirken çekmedik ki. Ha, sen yani Nehir'le beraberken mi kayınvalidenle o foto videoları çektirdin? Hayır, ya Nehir de zaten videoları biliyor yani. Nehir de o videoları biliyor yani. Normal TikTok'ta yani çekildiğini, çekilmediğini Nehir de biliyor yani. Hayır, bilmiyordum, yalan söyleme. Yalan söyleme demez Nehir. Yalan söylüyor. Sen çok ısrarcısın Nehir. Sen çok yalancısın. Sen benimle anne... Hayır dedim sana. Hayır dedim. Hayır, onları anlatmayacaksın. Sen normal konuş. Bu TikTok'lar ne zaman çekildi? Abla, benim haberim yok. Bunlar kaçtığı gün işte çekmişten atmışlar. Sen nereden gördün? Kim? Ben TikTok'tan gördüm. Benim arkadaşım gösterdi. Daha video atmışlar diye. Video paylaşıyorlar. Bir de abla, çok yalan söylüyor. Yanında ya, daha dün konuştum ben bunlarla yanında. Selahattin. İstanbul'da olduğunu bu şey iddia etti bana. Karşı taraftaymış bu. İstanbul'da olduğunu iddia etti bana. Şimdi ben bunu söylüyorum. Rica Hanım, ben şunu konuşabilir miyim? Konuş bakayım, ne konuşacağım? Ben kaçtık tanıyor sanarak. Şimdi normalde sizin kaç konuda geçen ben çarşıda gördüğümde adliyeden geliyordu kendisi. Ne için kendisi? Beni de şikayet etmişler, onu da şikayet etmişler. Aynı şekilde yani at olduğundan dolayı gittik biz. Yalan orada ifade verdik. Yalan değil efendim. Vallahi ifade vermezden ayından güzel. Yalan söyleme. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.